Hani gerçekten de takip ettiğimiz siteler, şirketler 100 lirayken, 50 lirayken, 150 lirayken, 200 lirayken belki de pahalı diyoruz, almıyoruz. Ne zaman ki bir aracı kurum, bir banka hedef fiyat veriyor, 12 aylık hedef fiyat veriyor. O herkes almaya başlıyor. Ya TAP Gıda'nın 100 lira, 150 lira, 120 liradan civarında olduğunu ben iyi hatırlıyorum. Kimse almazdı. Bu işte yok İsrail deniyordu. 113 bakın. Şuna bakar mısınız ya 98 liralara kadar düşmüş. Halka arz fiyatı nerede? Kendisi nerede? Aralık. Yani 7 ay önce 98 lira olan şirket şu an 203 lira ve Deniz Yatırım TAP Gıda için 356 lira. Yani bugünkü fiyattan %75 getiri potansiyeli de kendi portföyüne eklemiş arkadaşlar. Bunu tavsiye etmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? 7 ayda yani 1 yıllık durumda TAP Gıda 98 liradan 350 liraya gidecek. %250 kar 1 yıllık dönemde. Harika. TAP Gıda'nın gidişatını biliyoruz. Yeni bayiler açıyor. İşte yeni restoranlar. O büyük AVM'lerdeki o koca koca hamburgerciler, pideciler TAP Gıda'nın işletmesinde. Bunların bir marka değeri var. Bunların bir satış potansiyeli var. Sadece TAP Gıda ama TAP Gıda'nın yanında BİM için de yeni bir hedef fiyat verildi. Düşünebiliyor musunuz? 12 aylık fiyatta 854 lira BİM için hedef fiyat vermiş TER yatırım. %43 getiri potansiyeli var arkadaşlar. %43 BİMAŞ getiri potansiyeliyle şu an TER yatırım portföyüne eklemiş bulunmakta. 618 TL şu an ama çok gitti gerçekten. Hani insan düşünüyor ya buradan alınır mı? Hareketli ortalamalardan uzaklaşmış. Diyebilirsiniz ki ya biraz düşsün oradan olur mu? Ya düşmezse? Yani uzun vade yatırımın güzelliği burada zaten. Eğer siz BİM'e bugün gönül verirseniz şu şekilde yapar, şu şekilde yapar. Tekrar o hedef fiyatlara gider. Siz mesela şuradan da alırsınız, buradan da alırsınız. Ama toplamda aldığınız fiyat hep ortalamaların altında kalacak. Uzun vadenin güzelliği böyle. Tera yatırım gün gelecek, belki gelecek senenin başında 854 lirayı görecek. Oradan da diyecek ki ya yok kardeşim biz yeni hedefimiz 2000 TL diyecek. O yüzden hep diyoruz kademeli alım. O yüzden hep diyoruz uzun vade yatırım candır. Uzun vade beğendiğiniz, sevdiğiniz şirketlerde özellikle enflasyon ortamında perakende sektörü, satış sektörü, marketçilik sektörü, restoran sektörü bu şekilde sektörlerde yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Umuyoruz bu hedefler çabuk bir şekilde gelir. Umuyoruz en azından küçük yatırımcı beğendiği şirketlerde, güzel şirketlerde, gıda sektöründe iyi yerlere varır. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.